basınımızın güzide temsilcileri, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Öncelikle meclis üyesi arkadaşımız Metin Çırpan'ın babası ve Gülsün Polat'ın annesi dolayısıyla her ikisine de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Kadın voleybolu. O saçma sapan futbol muhabbetlerini falan çok gerilerde bıraktı ve Türkiye'nin bir numaralı spor dalı oldu. Oyuncularımıza ve onların yetişmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bütün barajları geçip olimpiyatlara katılıyorlar. Dünyada yenemediğimiz ya da karşısında zorlandığımız sadece birkaç takım kalıyor. Bunlar boylu postu, güzel, hepsi yabancı dilleri bilen eğitimli kızlar. İsimlerini bir kez bile olsun magazin cıvıklığına alet etmediler. Varsa sevgilileri, hatta eşlerini bile hiç tanımadık. Karşımızda bir tek gün özel yaşamlarıyla yer almadılar. Milli takım olarak onlar tam kadro, öz be öz Türk çocukları. İşlerinde devşirmeler yok. Yurt dışından getirilip milli takımda yer alsın diye parayla Türk vatandaşı yapılan kiralıklar yok. Onlar tam kadro Mustafa Kemal Atatürk'ün kızları. Birkaç yıl önce yine Tokyo'da önemli bir uluslararası turnuva vardı. Günlerden 10 Kasım, kızlarımız Türkiye saatiyle sabah saat 9 gibi maça çıkacaklardı. Organizasyondan özel izinler alındı ve saat 9'u 5 geçe salonda binlerce seyircinin, hakemlerin ve rakip takımın önünde Atatürk için saygı duruşunda bulundular. Bu son turnuvadaki bütün maçlarını ekranda heyecanla izledik. Avrupa Şampiyonası'nda muhteşem duygular yaşattılar bizlere. Her galibiyet sonrasında birbirlerine sarılıp topluca 10. yıl marşı ya da İzmir marşı okudular. Maçları canlı yayınlanan TRT bu durumda yapacak tek şey kalıyordu. Yayını ve coşkuyu o anda kesmek. TRT'den de bu beklenirdi ve görevini, aldığı emri aynen yerine getirdi. Biz onların şampiyon olmalarını çok isterdik ama şunu bilsinler, olmasalar da bile onlarla gurur duyuyoruz. Atatürk'ün kızlarına teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.